Merhaba arkadaşlar. Bugün Caner Bey ile konuşacağız. Caner Bey, ne kullanıyorsunuz? Hangi motor kullanıyorsunuz? Yamaha XJ6 Diversion F. Diversion F kullanıyorsunuz. Memnun musunuz motordan? Çok memnunum. Ne zaman aldınız motorunuzu? Dün aldım. Dün aldınız. Evet, o kadar yeni. Evet. Daha önceden bunu kullanmamıştım ama çok da tavsiye üzerine aldım ben bu motoru. 10 sene önce benzin motor kullanıyordum. 10 senedir bırakmıştım. Ha, bırakmıştım. Evet, 10 senedir aldım. Hiç motor kullanmamıştım. Evet. Yani size birkaç tane soru olacak. Tabii ki. Nasıl? 2 gündür kullanıyorum. Oldukça güçlü. Yani 77 beygir, 600 cc. 600 cc ama 77 beygir. Evet. 77 beygir, sanırım 60 Nm'de torku var. Yani hiç üzmüyor. Yani siz o zaman hani bayağı şeylerini okudunuz ve... Tabii çok araştırma yaptım hakkında. Aslında Naked modelini seviyordum. Evet. O daha hoşuma gidiyordu ama uzun yola çıktığım zaman rüzgar çok rahatsız etmesini istemedim. O yüzden grenajlı modelini aldım. Evet. Bir de çanta aldım onu. Kanımla. Ne aldın? Kap aldım. Evet. Evet. Uzun yol yaptınız mı diyeceğim. Yapmadım. Fırsat olmadı. Ancak E5'te. Kendi kullandım. Kaç yaptınız diye sorarsanız. Evet, merak ettim. Ben 200'e kadar çıktım. 200'ü de geçmedim. Kaç kilometrede? 26.000'de. 26.000'de. Evet, 26.000'de. Evet. 2013 model. 2013 model. Evet. Üstünüzde RS2 kaskla Proel mont görüyorum. Yani bir yerden duyarak mı aldınız yoksa burada mı seçtiniz hemen? Kaskı buradan almadım. Ama montu, eldiveni ve dizliği burada seçtim. Venom dizi kalmışsınız. Masallı dizi kalmışsınız. Evet. Pantolon mu alsam diye çok tereddüt ettim ama arkadaşlar da çok yönlendirdi. Sonuçta pantolon işte kirlenecek, çıkaracaksın. Hani dizliği bütün pantolonlara da takabiliyoruz. Gerçi kalça koruma yok. Ama yine de ilk kaza anında dirsek, el ve diz ilk temas ettiği için korumayı almak istedim. Evet, kalça da çok şey ama onu da müsait zamanda artık korumayı alacağız. Aslında şeyler var, hani kot pantolonun doğranları var. Evet. 90'ın. Evet, çok güzel modeller var içeride. Evet. Belki bu hafta içinde belki alacağım onlardan da. 90'dan uzun bir yere mi gitmeyi planlıyorsunuz? Aslında uzun çok yolculuk. Uzun yolculuklara çıkmıyorum ama işte eşimi de alıp işte Şile'ye, işte gözleme yemeye, işte... Şile'ye gözleme yemeye, işte Karşıya, Bebeğe, Etiler'e, trafikten çünkü çok bıktım artık yıllardır. Evet. Dün mesela motorla Bayrampaşa'dan bu tarafa full sıkışık trafikte, akşam trafiğinde 25 dakikalık bir sürede gelebilir. Bu mucize gibi bir şey. Ki hani hız yapmadan yavaş yavaş gelerek. Yolu açık motorların. Sürücülerimiz de mesela ben 10 sene önce kullanırken daha bilinçsizdi. Hiç motorlara hiç dikkat etmiyorlardı. Sanki bir bilinçlenme başladı gibi. Biraz yani tabii bunu test etmek için bir iki ay sonra tekrar yorum yapabilirim ama 2 gündür ne üstüme kıran ne işte sıkıştıran, herkes yol veriyor falan. Sanki 10 seneye göre bir değişiklik var. Vallahi gibi. Tesadüf etmiş olabilir. Evet, belki de. Allah korusun, uzak dursun inşallah. Tamam diyorum. Tamam, çok teşekkürler verdiğiniz bilgileri. Daha sonra geldiğinizde makinenin daha fazla detayını almak üzere iyi günler diliyorum. Nereden yayınlanacak, hangi kanalda? YouTube'da motosiklet aksesuarları yazdığınız zaman bizim kanalımız çıkıyor. Tamam. Tahminen yarın paylaşacağım bunu. Tamam. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Motoru da şöyle bir çekeyim zaten.